Çeyrek asırdan uzunca bir süredir teknoloji dünyasının içindeyim ama bu süre içerisinde hiçbir kelimenin Metaverse kelimesi kadar hızlı yayıldığına tanık olmadım. Şimdi bu öte evren anlamına geliyor biliyorsunuz ve bu yönüyle bizim gerçek evrenimize de benziyor çünkü onun da böyle büyük bir patlamayla ve hızla yayıldığı düşünülüyor. Peki Metaverse bir balon mu? Eğer öyleyse bu balona ilk ve en güçlü nefeslerden birini veren kişi olarak oldukça karışık duygular içerisinde olduğumu itiraf etmeliyim. Nerede bu Metaverse? Nerede? Hani? Metaverse. 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 Bu kelimenin hayatımıza girmesinden 6 ay kadar sonra bugün itibariyle konuya kendi bakış açımı sizlerle paylaşmak isterim ama önce neden ona en güçlü ve ilk nefesi verenlerden biri olduğumu bu kanalı yeni takip etmeye başlayan izleyicilerim için açıklamaya çalışayım. Geçtiğimiz yılın başlarında henüz bu konu gündemde değilken katıldığım bazı etkinliklerin, bazı konferansların kulislerinde bu kelimenin sıkça kullanılmaya başladığını duydum. Konuyu biraz araştırınca her zaman o next big thing, büyük yeni şeyin peşinde koşan pek çok girişimcinin, pek çok büyük teknoloji şirketinin bu yeni vizyona odaklanmaya başladığını fark ettim. Bu kanalda teknolojik yenilikleri ana iletişim dili Türkçe olan siz değerli izleyicilerimle paylaşmayı bir misyon edindiğim için de hemen konuyla ilgili yerli Türkçe bir içerik üretmeye karar verdim. Çünkü o dönemde neredeyse hiç kimse böyle bir içerik hazırlamamıştı. Ne Türkçe ne İngilizce. Zaten videoyu yayına verdiğim Eylül ayında YouTube'da Metaverse kelimesini aradığınızda tüm diller içerisinde en çok izlenen video haline geliverdi. Ve aradan yarım yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen YouTube Shorts formatını hariç tutacak olursak hala tüm dillerde en çok izlenen 10 video arasında bu var. Yani Türkçe bir video. Bence bu iki şeyi gösteriyor. Merak ve ilgi. Sadece benim merakım değil, sizin merakınız ve gösterdiğiniz ilgi. Fakat hikayemiz böyle romantik bir şekilde karşılıklı iltifatlarla ilerlemeyecek. Hani filmlerde, hikayelerde sonlara doğru genellikle şaşırtıcı twistler olur ya. I see dead people. Beklenmedik bir büküm noktası, bir dönüşüm görürüz. Ters köşeye yatırırlar bizi. İşte ben de kafa karışıklığımızı azaltabilmek için, bazı kavramları daha iyi anlayabilmek için onları dönüştürelim, tersinden düşünelim istiyorum. Metaverse'ü anlamak için onu döndürüp Verse Meta diyelim. Şimdi size bir zaman çizelgesi hazırladım. Ben o videonun kapak görseline bu kelimeyi çok duyacaksınız deyip Metaverse balonuna o güçlü nefesi verdikten sonra kulislerde konuşulan teknoloji devleri adımlarını tek tek atmaya başladı. Beni bile şaşırtacak derecede hızlı ve güçlü adımlardı bunlar. İlki beklendiği gibi Facebook'tan geldi. Ekim'de tüm şirketlerini Meta çatısı altında toplayıp konuyla ilgili vizyonlarını aktardılar. Ardından Kasım'da Jack Dorsey kendi kurduğu Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa etti ve o da aralarında Tidal gibi bir müzik servisi ve Square gibi bir ödeme sisteminin de olduğu çeşitli şirketleri bir çatı altında toplayarak adına Block dedi. Örüntüyü görmeye başladık mı? Bir tarafta Facebook'u kuranlar Metaverse'ün metasını, öbür tarafta Twitter'ı kuranlar blockchain'in bloğunu sahipleniyorlar. Bunlar kavramsal sahiplenmeler ve bu sahiplenmeyi yapanlar daha henüz çeyrek asırlık bile olmayan yeni sayılabilecek şirketler. Ama daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Yarım asırlık dev bir şirket kendi tarihinin en büyük satın almasını yaptı. Geçtiğimiz ay Ocak'ta Microsoft yaklaşık 69 milyar dolara Activision Blizzard şirketini satın aldı. Bir oyun şirketini. Microsoft. Bir oyun şirketine. 69 milyar dolar harcadı. Bu nasıl bir bütçe biliyor musunuz? Dünyadaki 211 ülkeden 135 tanesinin gayri safi yurt içi hasılasından daha yüksek, yani salt ekonomik ifadelerle konuşacak olursak, bu 135 ülkenin bir yıl içerisinde ürettikleri değer, satın alınan bu şirketin ürettiği ekonomik değerden daha az. Peki yıllarca iş hayatına yatırım yapan, onlara yönelik içerikler, ürünler, hizmetler sunan bir şirket neden tarihinin en büyük yatırımını bir oyun şirketine yaptı? Çünkü hayat giderek oyunlaşıyor. Oyunlar hayata, hayat oyunlara yaklaşıyor. İşte ikinci twistimiz, hikayemizdeki ikinci dönemeç bu. Geleceği görmek istiyorsak oyunların dünyasına, onların hayatına bakmalıyız. Çünkü gelecekte hayat oyunu onlara daha çok benzeyecek. Ben bu içeriği hazırlarken 10 yaşımdaki oğlum benim ekranımda açılmış olan onlarca tarayıcı sekmesi içerisinden artık nasıl gördüyse bir tanesinin ikonunu gördü ve hemen şu soruyu sordu. Baba, neden bilgisayarında Roblox açık?
Evet, gizli gizli oyun oynarken yakalanmıştım. Şaka tabii ki. Roblox oyunları bana göre değil. Ben Minecraftçıyım. Evet, Roblox sekmesi bilgisayarımda açıktı. Çünkü onların 2021 yılı verilerini, bir raporu okuyordum. Bilmeyenler için Roblox çok oyunlu ve çok oyunculu pek çok platformdan sadece biri. Geçen yıl Nisan ayında 202 milyon kişi orada vakit geçirmiş. Bakın, 202 milyon Türkiye nüfusunun 2,5 katı kadar kalabalık bir nüfus. Neredeyse sanal bir ülke diyebiliriz o platforma. Buna rağmen en çok oyunculu oyun platformları listesinde sadece 16. sırada. O listede milyardan fazla oyuncusu olan başka platformlar da var. Biliyorum, internet sitelerinin kullanıcı sayılarını böyle ülkelere benzeterek karşılaştırmalar yapmak çok da yeni değil ama ben zaten raporda o kısımla değil de, yani kullanıcı sayılarıyla değil de başka bir ayrıntıyla ilgileniyordum o sırada. O dikkatimi çekmişti. O kullanıcıların davranışlarına dair bilgiler. 2021'de Roblox topluluğu tarafından 25 milyon sanal öğe oluşturulmuş. Sanal öğe derken işte eşyaları kastediyoruz. Kostüm olabilir, aksesuar olabilir, belki bir mekanın parçası, oradaki eşya, mobilya olabilir, her neyse. Önemli olan onun sadece o platformun içerisinde üretilmiş, tasarlanmış, geliştirilmiş olması. Ve bunlar 5.8 milyar kez ücretli ya da ücretsiz olarak el değiştirmiş. Oradaki kullanıcılar 165 milyar kez görünüşlerini, avatarlarını güncellemiş. Ya düşünebiliyor musunuz? Oralarda bir yerlerde biz gitmesek de görmesek de sanal bir ülke var. O ülkeye her gün giden, ziyaret eden milyonlarca kişi var ve oraya her gidişlerinde en azından bir kısmı görünüşlerini değiştiriyorlar. Vücut ve yüzlerinin yapısına karar verdikten sonra yeni kıyafetler ve aksesuarlarla görünümlerini güncelliyorlar. Hadi gelin buraya bir sanal ülke değil de sanal evren diyelim. Universe ya da kısaca Verse. Nerede bu Metaverse sorusunun en somut yanıtlarından biri işte Roblox. İyi ama abi sen de bunu yapma bari ya. O Metaverse değil ki. Bu Metaverse mi Allah aşkına? Second Life var, bilmem ne var. Bizim hayatımızda bir sürü benzeri vardı zaten bunlara. Demeden önce biliyorum, farkındayım. Roblox bir oyun platformu idi. Raporda söylediklerine göre artık onlar da başka bir isim vermişler. Deneyim falan diyorlar. Onlar deneyim desin, bazıları Metaverse desin. Ne dersek diyelim, ben de Verse Meta diyeceğim. Ama yeter ki oradaki kullanıcı davranışlarını analiz edelim. Bunları anlamaya çalışalım. Çünkü böyle bir değil, onlarca yer var artık. Milyon değil, milyarlarca genç insan bu yeni ve değişik davranış kalıplarını benimsiyor. Şimdi bunun çok çarpıcı bir örneğini yine aynı platformdan vereceğim sizlere. Modanın en lüks markalarından biri olan Gucci, Mayıs ayında Roblox'ta sanal bir bahçe açtı. Gucci, Roblox'ta. Moda markası oyun platformunda. Neden acaba? Yılda 165 milyar kez avatar güncellemesi yapan, onları sanal aksesuarlarla süsleyen bir Metaverse, pardon, Verse Meta olduğunu söylemiş miydim oranın? Sadece bu aksesuarların 5.8 milyar kez el değiştirdiğini, tüm bunları yaparken sadece o platforma has kendi para birimlerini kullanmaya başladıklarını söylemeyi atlamış olabilirim. İşte Gucci'nin Roblox'ta açtığı bahçede şu çanta 350 bin Robux'a, yani 4.115 dolara satıldı. Çantanın gerçeği bizim dünyamızda sadece 3.400 dolar. İşte size bir twist daha. Fakat gerçeğinden daha pahalıya satılan bu çantayla ilgili o platforma dair şöyle bir eksiklik var. Onu alan kişi sadece orada kullanabilir. Başka bir platforma transfer edemez. Böyle bir sanal değere yatırım yapmış olduğunu Roblox dışında ispat edemez. Keşke dijital varlıkların benzersiz olduğunu ve onun birbirlerinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, böyle bloklar halinde kayıtların bir zincir gibi tutulduğu dijital bir defter olsaydı da orada bunun kaydı tutulsaydı. Az önce blok, zincir ve NFT mi demeye çalıştım ben? Gördüğünüz gibi bazı kavramlar öyle gökten zembille inmiyor. Zaten var olan trendlerin analiziyle ortaya çıkıyor. Milyonlarca insan yıllardan beri zaten sanal evrenlerde vakit geçirmeye başlamıştı. Yani en değerli sermayelerini, zamanlarını yatırmaya başlamışlardı o platformlara. Peki oraya yatırdıkları bu zamanda, orada geçirdikleri süreler boyunca ürettikleri sanal değerleri, varlıkları
başka bir yere taşıyamaz mıyız? Bu başka başka yerler içinde birbirleri arasında geçişmek, seyahat etmek mümkün olamaz mı? Birinden alınan Gucci çanta mesela bir Tahtakale Verse'üne taşınamaz mı? İşte bu ve benzeri sorulara yanıt arayanlar bir şekilde Metaverse, blok zincir, NFT gibi kavramların etrafında buluşmaya başladılar. Tıpkı bir zamanlar sadece büyük organizasyonlarda, şirketlerde, akademik kurumlarda, üniversitelerde olan ağların yani netlerin birleşerek internete dönüşmesi ve herkese ulaşması gibi. O zamanlarda nerede bu internet? Bu internet denilen şey ne işimize yarayacak diye öyle her kafadan bir ses çıkıyordu. Peki bu yeni dünyanın keşfedilmeyi bekleyen, vaat edilmiş bu toprakların hiç mi eksisi yok? Olmaz mı? Şimdi gelelim bu işlerin problemli kısmına. Bakın bu dönüşüm daha yeni başladı. Ama herkes sanki bitmiş gibi davranıyor. Ortada böyle bölük pörçük, eksik, gedik, verse'ler var, universe bile değil. Ama insanlar metaverse'ü bulduğunu, bildiğini sanıyor. Ya bir durun bakalım. Tamam belki buralar değerlenecek. Değerlenecek ama nasıl? Bakın bizlerin dünyada göreceli olarak yatkın olduğu bazı konular var. Bunlardan bir tanesi de finansal teknolojiler. Kısaca fintech. O yüzden mesela Türkiye'deki bankaların bankacılık sistemleri Avrupa'da, dünyada ödüller kazanıyor. İşte bizim bu fintech dünyasına, finansal teknolojilere duyduğumuz ilginin, gösterdiğimiz yatkınlığın en somut göstergelerinden bir başkası da kripto varlıklar. Türkiye son birkaç yıldır bu konuda dünyadaki ilk 10 ülke arasında. 2021 verilerine göre neredeyse 4-5 kişiden biri kripto varlıklara yatırım yapmış. Videonun başında sizlere merak ve ilgi demiştim ya. Konu finans olunca bizden meraklısı, bizden ilgilisi yok. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Ama madem fintech deniliyor buna, yani işin içinde finansın yanı sıra bir de tech var, teknoloji var. İşte şimdi içimizdeki bu merakı ve ilgiyi teknolojiye de yöneltmenin tam zamanı. Hazırsanız size üçüncü bir twist yapacağım. Şimdi bu fintech kavramını techfin olarak düşünün. Finansal kazançlardan önce teknolojik yatırımları, kendinize ve başkalarına projelere yapacağınız yatırımları önemseyin. Kendi teknolojik vizyonunuzu genişletin. Aslında bu konuda da bir potansiyelimiz olduğunu yine aynı rapordan çıkartıp size gösterebilirim. 2021'de Roblox'taki aktif geliştiriciler arasında ilk 10 ülkeden biri olarak gözüküyoruz. Bakın oyuncular demiyorum, geliştiriciler diyorum. Yani bir başka deyişle geçen yıl orada üretilen o 25 milyon sanal varlığı geliştiren en aktif ülkeler arasındayız. Peki ya bu potansiyelimizi öyle başkalarının kurduğu Roblox gibi platformlarda değil de kendi kuracağımız sanal platformlarda değerlendirsek? Dünyaya bir de sanal ortamda açılsak? Mesela bu akıllı kontratları falan geliştirsek? Merkeziyetsiz finans platformları inşa etsek? NFT marketleri kursak? Bu merkeziyetsiz finans platformları elbette var aslında. Türkiye'de de var. Hatta geçtiğimiz yıl bu kanaldaki ilgili videolara desteğini de veren, o yüzden tekrar teşekkürlerimi de sunmak istediğim Paribu var mesela bunların arasında. Bu videonun da sponsoru. Bu konularda çok anlamlı yeni bir adım attı. Paribu Net'i hayata geçirdi. Paribu Net yarının blok zincir projesi. Dolayısıyla Paribu da artık sadece bir kripto para işlem platformu değil, aynı zamanda bir teknoloji firması. Paribu Net, akıllı kontratlar ve dağıtık uygulamalar, sizlere daha önce sözünü ettiğim o D-Apps'ler geliştirilebilen bir blok zincir. Bu teknolojinin zayıf noktalarını çözmeye odaklanmışlar. Örneğin daha hızlı olabilmek için 5 saniyede bir blok üretme ve işlemler için de minimum bekleme süresi vaat ediyorlar. Burada aynı zamanda yüksek blok büyüklüğüyle her blokta daha fazla işlem sonuçlandırılabiliyor ve en gelişmiş ve güncel şifreleme standartlarıyla güvenli işlem gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca tüm işlemler için düşük ağ ücreti hedefleniyor. Paribu Net ekosistemi kendi coin'ine de sahip olacak. Paribu Coin PRB ile ağ üzerinde gerçekleşen tüm akıllı kontrat işlemleri ve transfer ücretleri ödenebilecek. İsteyen ağ katılımcıları stake etme özelliğiyle onaylayıcı olarak konumlanabilecekler burada. Paribu Net'in ağ ekonomisini ve yol haritasını görebileceğiniz net.paribu.com adresini ziyaret ederek oradaki white paper ve light paper'ları incelemenizi tavsiye ederim. Yakında üzerinde çeşitli uygulamalar geliştirmek üzere test ağında çalışmalar yapmaya da başlayabilirsiniz. Teknoloji dünyasında, aslında gerçek dünyada da öyle ya, trendleri okuyabilmek için kavramları aynadan yansıtmak lazım. Ben bunu yaparak geleceği okumaya,
ona hazırlanmaya çalışıyorum. Fintech, Techfin, hayat oyunu, oyun hayatı, Metaverse, Verse Meta. 2021'de Roblox'ta geliştirme yapanlar içerisinde en aktif ülkelerden biri olduğumuzu söylemiştim. Bizim evi de ben küçük bir ülke olarak kabul ediyorum ve bizim ülkemizde bu konudaki en aktif kişi 10 yaşındaki oğlum. Orada yani Roblox'ta ya da Minecraft'ta arkadaşlarıyla buluşup vakit geçiriyorlar. Sadece geçen yıl oluşturulan o 25 milyon sanal öğeyi kim tasarlıyor zannediyorsunuz? Bugünün çocukları, gençler. Kendi evrenlerini, küçük küçük verse'lerini tasarlıyorlar, üretiyorlar. Yarın onlar büyüdüklerinde alışkanlıkları da büyüyecek, birleşecek ve yaptıkları verse'ler metaverse'e dönüşecek. Eğer filmin sonundaki sürpriz dönüşümlere, hikayedeki twist'lere hazırlıksız yakalanmak istemiyorsanız boş verin, tanımlara fazla takılmayın. Gerekirse onlara bir de aynadan bakmayı deneyin.